ediyorum. Teslim ediyorum. Hani kuru kuru alkış ne? Pasta nerede? Kahve nerede? Yedik az önce ya. Az önce yedik. Kayıttayız. Kamera kesilen kere. Yarın herkese benden kofrik. Güzel haberle başlayacağım tabii ki. Biliyorsunuz ki 100 bin olmuştuk. Bravo! Ve işte karşınızda Mega Mac plaketimiz. Bizi destekleyen, videolarımızı beğenip yorum yapan ve kanalımıza abone olan herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayanlar, abone olun. Zil! 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 Şen birisi. Darısı diğer kanallarımızın başına diyoruz. Söyle. Evet, devam. Evet, o zaman ne diyoruz? Dedikoduya devam. İlk haberimizle başlıyoruz. Tansu Dayan. Olağanüstü Müge Anlı taklitleriyle tanıyoruz onu. Her ünlümüzü de elinden geçiriyor maşallah. Şimdi de Ezgi Mola nasibini almış. Ödül töreninde Ezgi Mola'nın tercih ettiği kıyafetini T'ye alan Tansu Dayan böyle bir tasarım yapmış kendine. Çok yaratıcı buldum. Ben Ezgi Mola'nın kıyafetini gördüm. Demet Özdemir'le dalga geçtik o kadar lif mif diye. Hiç mi aklından ızgaraya dönerim diye geçirmiştim. Kanat atıp pişiresim geldi. Ama tam o bantlar oradan nasıl çıkacak diye düşünürken Ezgi Mola da bu olaya parmak basmış ve demiş ki Tansucuğum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa. Dayan Tansu, yardıma geldim ha. Şakamatik her zaman bizimle beraber. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinden bebişleriyle ilk kare geldi. Miray bebeğin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen ünlü oyuncu gönderisine Yıldırım ailesi notunu düştü. Maşallah diyoruz buradan. Evet, sırada ekonomi haberlerimiz var. Seren Serengil'den ekonomi günlüğü. Magazin programında yaptığı yorumlarla sürekli gündeme gelen Seren Serengil bu kez de ekonomi hakkında engin bilgilerini konuşturmuş. Sen niye her şeye sabah tümör gibi gülüyorsun ya? Kelebeğim uçmayacaksa ben niye buradayım ki? Allah'ım, nefes alamıyorum. Bir Can Bali metrobüs fiyatlarının basın fiyatını öğrenince çok şaşırmış. Tövbe estağfurullah ya. Konu Türkiye'deki ev fiyatlarına gelmiş Seren Serengil'le muhabbetleri esnasında. Seren Serengil hanımefendiciğimize göre en kötü ev 80 bin TL'den başlıyormuş. Bunu duyan sosyal medya kullanıcıları tabii sinirlendi, el ayak titremesi yaşadı. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Sen nerede yaşıyorsun? Alo gibi yorumlar geldi. 80 bine ev bul, gel bana sat. Devam, devam. Gerçekten Seren Serengil nerede yaşıyorsun ya? Bizim arkadaki bina üflesen yıkılacak, bir trilyona satıyorlar. Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu cephesinde aşk rüzgarları mı esiyor? Şimdi detaylara bakalım. Biliyorsunuz ki Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yla iki kere evlenip boşanmıştı. Bu olay uzun süre magazin gündeminden düşmezken Survivor 2021 programıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu'yla single çıkardı. Akçıl yarışma sonrası şarkıcılığa adım atan Aleyna hakkında çok güzel sesi var. Aleyna Tilki'yi geçecek açıklamasını yapmıştı. Kalaycıoğlu bu sözler sonrası popçunun konserinde kısa süreli olarak da sahne almıştı. Ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda futbolcu Cengiz Ünder'le adı anılmıştı ama Aleyna Kalaycıoğlu Sinan Akçıl'ın sahnesine çıkmadan önce bir açıklama yaptı. Ne Cengiz'i arkadaşlar, bunlar ancak iddia olarak kalır. Hayatımda kimse yok dedi. Yalan. Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu önceki günlerde Ortaköy'de birlikte görüntülenmişti ve basın mensupları şarkıcıya aşk başladı mı sorusunu yöneltti. Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu da soruya yanıt vermeyerek gülerek yollarına devam ettiler. Yani evet. Sizce birlikte olsalar yakışacak bir çift mi? Yorumlarda buluşalım. Yeni evli çift, taze çift, tapulu kocası, o bu şu derken Merve Bulur tabii ki de gündemimizde. Merve Bulur ve taze tapulu kocası DJ Mert Aydın geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mert Aydın'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla kocam da kocam
Kocam da kocam. Hitabını kullanan Merve Boluğur ve Mert Aydın ön balayına çıktı. Ön balayı da ne oluyor bilmiyorum. Bir tane balayına biz şükredeceğiz. Ön balayılarında Kıbrıs'ı tercih eden çift Mustafa Ceceli'yi dinlemeye gitti. Konser öncesi soruları yanıtlayan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti ön balayı diyelim. Buraya geldik. Kıbrıs'ı tercih ettik. Güzel bir tatil yaptık dedi. Ön balayı hakkında ne düşünüyorsun Onur? Sen ön balayına çıktın mı? Ön balayı ne ya? Aynen öyle. Yani ben şuna takıldım. Kıbrıs'a gitmişler balayı için. Ve burada Mustafa Ceceli mi dinlemiş? Aşırı haklısın. Ya onlar söz konusu olunca mantık aramayacağım. Nokta. En Ceceli sizsiniz anladın mı? Sibel Can ve Hakan Ural'ın 1992 yılında dünyaya gelen oğulları Engin Can Ural, Merve Kaya ile mutluluğa evet dedi ve görkemli bir düğünle de dünya evine girdiler. Sibel Can tabii durur mu? Oğlunun bu mutlu gününde attı kendini sahneye, döktü kurtlarını. Nikah sırasında yeşil bir elbise giyen Sibel Can, düğün sonrası yapılan parti için kolları tüylü pembiş bir elbise tercih etti. Mutluluğu da her hareketinden belliydi tabii ki. Şimdi Sibel Can'ın kurtlarını döküşünü izleyelim. İrem Derici'nin yine başına gelenler bitmiyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İrem Derici isyanını yine sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi olay şöyle. Havaalanında telefon kılıfı alması gerekiyor İrem Derici'nin ve bir arkadaşını yolluyor telefon kılıfı alması için. Arkadaşı da gidiyor kılıfı alıyor ve kılıfı dönünce İrem Derici'ye diyor ki sence bu kılıfa kaç para ödedim? İrem Derici de soruyor tabii bir kılıf ne kadar olabilir ki? İrem Derici'nin arkadaşı da diyor ki 1800 TL ödedim bu telefon kılıfına. Az önce havalimanında tamamen mecburiyetten telefon kılıfı aldım. Özer'e dedim ki sen öde ben gidiyorum CIP'ye. CIP'ye geldim Doğukan gebe suratıma bakar gülüyor böyle diyor. Telefon kılıfına ne kadar para ödediğini biliyor musun? Ne kadar? 1800 TL ödemiş. Telefon kılıfı götü boklu deri telefon kılıfına 1800 TL ödemişiz. Yazıklar olsun telefon kılıfı almak zorunda bırakıldım. 1800 TL bu da böyle kol gibi girmiştir. Benim Kadıköy'de bir tane telefon kapçım var 30 lira. Bir telefon kılıfına siz en fazla ne kadar verirsiniz? Sen ne kadar verirsin? 70. Sen ne kadar verirsin Onur? 1799. Tamam. Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan Tuğba Büyüküstü'nün Tatlişko ikiz kızları var biliyorsunuz. Maya ve Toprağı gözlerden uzak bir şekilde büyüten Tuğba Büyüküstü'nün Instagram hesabından ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da annelerinin kopyaları ve büyüdükçe annelerine çok benzemişler yorumları yapıldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörtel ile nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses kına gecesi yaptı. Kına yakılırken gözyaşlarını tutamayan Dilan Çıtak Tatlıses kameralara böyle yansıdı. Hayırlı olsun ya. Allah çok mutlu etsin güzel kızım seni. Megamek'ten bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.